Şimdi Adnan Oktar'dan bahsedeceğiz. Efendim bunlar bir dini topluluk, bir tarikat, bir cemaat filan değil. Bunlar bildiğiniz istihbarat ve suç örgütü olarak aramızda yaşamışlar. Halen öyleye yaşamaya da devam ediyorlar. Adnan Oktar örgüt üyesi bazı sanıkların İsrailli siyasetçilerle görüşmeler yaptıkları ortaya çıktı. Oktar Bey, tutulacak mısınız? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu, 42'si firari, 72 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 1017 sayfalık iddianamede 21 kişi mağdur, 9 banka ise suçtan zarar gören sıfatıyla yer aldı. Çekemedim. Yeni iddianamede örgütün İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri temaslarına yer verildi. Örgüt üyesi bazı sanıkların İsrailli siyasetçilerle görüşmeler yaptıkları, bir sanığın örgütü temsilen İsrail'e gidip siyasetçi Yehuda Glick'le görüştüğü bilgisi de kayıtlara geçti. Örgütte yönetici konumunda bulunan Adnan Oktar, Ulviye Didem Ürer, Tarkan Yavaş ve Alev Babuna'nın aralarında bulunduğu 13 sanığın 1938 yıl 5'er aydan 2758 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezası talep edildi. Firari sanıklar hakkında çıkarılan yakalama kararının kanun gereği infazı için 5 yıl beklendiği aktarılan iddianamede, sanıklar yakalanmadığından haklarında dava açıldığı belirtildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi inceleyip kabul etti. Adnan Oktar silahlı suç örgütü üyeleri önümüzdeki günlerde bir kez daha hakim karşısına çıkacak.